Hem HDP il başkanı Ekrem Bedevi, iki tane milletvekili adayımız var. Bir tanesi Dersimli, bir tanesi Muş Melazgirtli. Burhan Ergün Dersimli, Kazım Yağmur Muş Melazgirtli. Bilecik'te bugüne kadar 30 yıl hizmet ettim Bilecik'te. Hiçbir ama hiçbir zaman halkı iki olarak görmedim. Kendimi o halktan hiçbir farkım olmadığını kanıtıyla yaşadım. Çünkü gerçekten ben ne kadar Kürt olursam Türk arkadaşlarla beraber hiçbir fark koymadım o araya. İnşallah ki bu provokasyonla falan bizim başımıza hiçbir zaman olmayacak gibi bakıyoruz. Çünkü biz de bu ülkede bu Bilecik'te 30 yıldır hizmet ettik. 30 yıldır başka partilere oy vermiş. Biz de bu partilerle beraber yürümüşüz. Biz de bu insanları tanıyoruz. Ama biz ne zaman ki kendi başımızı kaldırıp acaba yani biz de kendimize bir uy ya da kendimize gelelim dediğimiz zamanda birilerine tepkisi oluyorsa ben onlara bir yani utançtır derim. Onun için inşallah böyle bir şey bizim başımıza gelmez. Bir korkumuz da yok gerçekten. Bundan önce Bozüyük'ten il genel meclis adaylığı koymuştum. Bozüyük'te seçime girmiştim. 900 küsur oy almıştım yani 900 oy almıştım. Cumhurbaşkanı seçiminde Bozüyük'te 2000 almıştık. Şimdi Bilecik genelinde 3700 oyumuz var. Biz bu seferki hedefimizde 7000 oy hedefliyoruz. İnşallah bunu yakalayabiliriz. Ve tabii ki yani çıtayı yükseltmeye çalışacağız. Bizim hedefimiz 7000 oyun üzerindeki olan hedefimizde barajla bir sorunumuzun olmadığına inanıyoruz. Barajı biz %12'nin üstünde hep görüyoruz. Yani 12'nin altında hiç zaten 10'u falan şey yapmıyoruz ama 12'nin üstünde inşallah barajı açarız. Bunu halkımız da barajı açarız diye nasıl olsa yani oy vermeyelim diye bir şey yapmasınlar. Yani oy verirsek barajı açarız. Ama biz barajı açacağımıza eminim. Oylarımızı da alırız. 7000 oy hedefimiz var burada. İnşallah alırız. Peki daha önce HDP'nin adayı yoktu milletvekili adayı. İlk defa milletvekili adaya çıkıyor Bilecik'te. Daha önce bu oylar kime gidiyordu? Daha önceki oyların %80'in üstü AKP'ye gittiğine eminim yani. Türkiye genelinde seçime girdiğimiz için tabii ki Bilecik'te olmazsa olmazıdır. Çünkü Bilecik halkı gerçekten bizim sevdiğimiz bir halktır. Biz sadece Doğu Güneydoğu Anadolu'yu kapsayacak bir seçime girmiyoruz. Sadece onların oylarını istemiyoruz. Biz bütün kesimlerin oylarını istiyoruz. Bütün kesimlerine kardeş olduğumuza, yani tabii ki diyaloğa girmeden, birbirimizle irtibat kurmadan biz birbirimizin ne olduğunu bilmeyiz. Şu andaki mecliste yıllardır denilen şeyler işte kovanı düştü düşecek gibilerden kurtarmak istiyoruz gerçekten. Bu Türkiye'de yani Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesindeki insanların kesinlikle yani bölücü olmadıklarını, Türkiye'ye hiçbir şekilde zarar vermeyeceklerini Türkiye'de bunu herkesin bilmesi lazım. Ne Bilecik'te ne Türkiye genelinde. Bu Türkiye topraklarının içerisindeki hepimize yetiyor. Yeter ki biz burada demokrasi, üst geçmişlerimizde çok hatalar olmuş bize. Hatalarımızdan tutsun bugüne kadar. Bu hataların tekrar yaşanmaması için, bizim kardeşi yaşayabilmemiz için biz burada eğer bir tepkiyle karşılaşırsak o bizim büyük partilerin kendileri, büyük sanan partilerin çok büyük bir ayıplarıdır. Yani bu Bilecik'in toprağının evladıyız. Biz de 30 yıldır burada hizmet ediyoruz. Yani çok öyle gökte gelmiş gibi değiliz. Bu ülkenin sahibiyiz, bu ülkenin vatandaşıyız. Burada hizmet ediyoruz. Buranın parasıyla yaşıyoruz, buranın paramızı burada harcıyoruz. Onun için böyle bir şey inşallah olmaz ki, yani olacak gibi de zannetmiyorum. Ben Ayşe'de Kaplan, Bilecik'te eş başkanım HDP olarak Şeyh Edebali Üniversitesi'nde İktisat son sınıf öğrencisiyim. Bizim burada yapmaya çalıştığımız sürekli faşizan baskılar üzerinde öğrencilerin yoğunlaştığı durumlara bir dur demek istiyoruz. HDP partisindeki katkımızla öğrenci kesimiyle halk kesimini daha da bir samimi ortam oluşturabilmek için aslında ben burada üyeliğimi koydum.
Bu eş başkanlık sisteminde elimizden hani ne geliyorsa daha demokratik bir Türkiye için, daha ulusallaşma, daha da kadın haklarının mücadelesini savunabilmek için burada eş başkanlık görevinde bulundum açıkçası. Daha doğrusu dediğiniz gibi kadın mücadelesinde kadınların bir arada olması, ezilmiş olan, sömürülmüş olan kadın arkadaşların halkla birlikte mücadele yürütebilmesi için halkımıza bilinçli bir şekilde örgütlük düzeyine getirmemiz gerekiyor. Bu örgütlük düzeyiyle de ezilen olan kadın arkadaşlarımız, halkımız, erkek arkadaşlarımız olsun, yoksul kesime bir destek sunabilmek için HDP Partisi'ni biz zaten burada kurmak istedik. HDP Partisi geçmişte bir profil vardı, işte terör partisidir diye. Bu algıları kırabilmek için Bilecik'te, farklı yerlerde, Aydın'da bu Türkiye Birleşme Partisi'ni yansıtabilmemiz için biz burada da mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu mücadele dahilinde halkın olabildiğince destek sunması hepimize cesaret verecektir ve hiçbir şekilde provokasyonlara da gelmeyeceğiz. Gerek öğrenci kesimi olsun, gerek halk kesimi olsun. Daha da bir birlik içinde olabilmemiz için bu provokasyonları kırmak gerekiyor ve diğer partilerde bulunan başkanların da bu provokasyonlara müdahale etmeleri gerekiyor. Teşekkür ederim.